T24'ten merhaba ee, sabah enflasyon rakamı açıklandı oranı açıklandı %15.72 bazı siteler e, enflasyon oranını e, fiyat artışlarında sert düşüş başlığıyla verdiler. E, özellikle daha ziyade iktidarı olan e, iktidara, iktidara yakın olan sitelerdi e, bu şekilde verenler. E, biz de cebimizdeki paraya baktık e, market raflarındaki ürünlerin üzerindeki fiyat etiketlerine baktık. Ve e, enflasyondaki düşüşün nereden çıktığını anlayamadık işin doğrusu. Nasıl oluyor bu iş? Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonun %15.72'ye geçen ay, bir önceki ay %19 civarındaydı. Şimdi %15.72'ye gerilediğini açıkladı. E, aylık artış oranı %0.03 ama yıllık bazda bir düşüş var. Ama cebimizdeki para bunu doğrulamıyor. Market raflarındaki fiyat etiketleri bunu doğrulamıyor. Bu işin sırrı nedir? Önce buna bakalım. Sonra Haziran ayı enflasyonunun biraz daha satır aralarını birlikte incelemeye çalışalım. Önce şu şey meselesi, yani nasıl oluyor da enflasyonun düştüğü müjdesine rağmen biz bir türlü fiyat artışlarında bir gerileme hissedemiyoruz. Hatta çarşıdaki pazardaki yangın cebimizi yakmaya, elimizi yakmaya devam ediyor. Bu işin sırrı enflasyon oranının bir önceki yıla göre yaşanan fiyat artışını göstermesi. Geçtiğimiz sonbahar aylarında enflasyonda patlama gerçekleşmişti. Ve yıllık enflasyon oranı %25'e çıkmıştı. Yaklaşık %25'ti sonbahar aylarında. Ondan sonra yavaş yavaş bir süre daha yüksek seyretti... İşte sonra son birkaç ay içinde 2019'un bahar aylarında gerilemeye başladı. Bugün açıklanan %15.72'lik enflasyon geçtiğimiz sonbaharda vurduğumuz o zirvenin yani %25'lik zirvenin üzerine gerçekleşen fiyat artışı. Yani zaten geçen sonbaharda market raflarındaki etiketler değişti pek çok ürüne farklı oranlarda zam geldi. Peki bizim cebimizdeki para değişti mi geçtiğimiz sonbahar aylarında? Hayır değişmedi. Çünkü pek çok özel şirket e, yıl başında e, çalışanlarının maaşlarına zam yapmadılar. İnsanların kazançları, vatandaşların kazançlarında büyük bir değişim olmadı. Ama ceplerinden çıkan para değişti. Cebimizden %25 daha fazla market alışverişlerinde para çıkmaya başladı. Yani eğer zam almadıysak yıl başında e, bunun Türkçesi reel olarak yüzde 25 yani dörtte bir oranında fakirleştik. O günden e, bu yana kimimiz belki işte yüzde 3, 5, 6 gibi küçük oranlarda e, maaşlarına zam aldı. Yani ya da esnafsak gelirimiz işte yüzde 3, 5, 6 civarında arttı. Ama geçtiğimiz sonbaharda %25'i %25 artan enflasyon oranı gerilemedi. Ne oldu? O %25'lik zirvenin üstüne bugün öğrendik ki bir %15 bir %15.72 daha geldi. Enflasyon ancak gerilerse biz o düşüşü hissedecektik. Cebimizde bir rahatlama hissedecektik. Ama onun da adı zaten Ümit Akçay bugün gördüm Twitter'da yazmış haklı olarak. Onun da adı enflasyon değil deflasyon olurdu. Yani fiyat gerilemesi. Kısacası fiyat artışları sürüyor. Çarşıdaki, pazardaki ürünlerin fiyat etiketleri yukarı yönlü, yukarı yönlü olarak değişmeye devam ediyor. Sadece fiyat artış hızı bir parça yavaşladı, yüzde on beşe girledi geçtiğimiz e, ay yani Haziran ayında bugün e, sabah açıklanan rakam Haziran ayının enflasyon oranıydı. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde on fiyatlar artmış bunu öğrendik yani enflasyon aslında sürüyor. Bir önceki ay yani Mayıs ayındaki enflasyon yüzde on dokuzdu. Ona göre yani nispi olarak Evet bir gerileme var ama bir vatandaşları halkı bu gerileme bu istatistiki gerileme acaba ne oranda ilgilendiriyor? Tartışılır. Enflasyondaki gerileme bazı kesimler için önemli. Özellikle de para piyasalarındaki yatırımcı yatırımcılar için. Çünkü şimdi bugün yıllık enflasyonun %15.7'ye gerilemesiyle birlikte şöyle bir durum ortaya çıktı. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faizi politika faizi yüzde 24 enflasyon yüzde 15.72 Hadi onu yuvarlayalım yüzde 16 diyelim Yani şu anda bugün itibariyle Merkez Bankası'nın e, politika faizi enflasyon arasında sekiz 8, 8 puanlık bir açı var e, bir fark var yani 8 puan fazla e, enflasyondan faiz veriyor Merkez Bankası bu çok yüksek bir reel faize karşılık geliyor. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir oran değil işin doğrusu. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda, belki yazın, belki de sonbaharda bir faiz indirimine gitmesi şaşırtıcı olmayacak ama bu vatandaşları ne kadar ilgilendirecek? En başta çok ilgilendirmeyecek ama bir süre sonra evet bizim için bir anlamı var. Ee, hükümet de aslında iktidar da umudunu buna bağlamış durumda. Merkez Bankası e, faizi biraz indirirse onun peşinden tabii ki bankalarda faizi indirir. Kredi faizleri biraz e, düşer. Dolayısıyla vatandaşlar düşük faizden e, biraz daha fazla kredi almaya başlarlar. Bankalar... Konut otomotiv ihtiyaç kredilerini bu arada tabii ki şirketler kesimine olan kredilerin musluğunu biraz açar. Yani piyasaya para girer işin kısacası ve ekonomi canlanır. İktidarın umudu bu. Enflasyonun düşmesinden e, murat edilen e, sonuç da bu zaten. Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı Sayın e, Albayrak e, geçtiğimiz aylarda enflasyonun sonbahar aylarında tek haneye ineceğini söylemişti. E, Tek haneye inmesi bu açıdan önemli. Tek haliye e, inmesi sonrasında e, Merkez Bankası'nın faizlerinde bir düşüş bekleniyor. O düşüşten sonra da şu an yaprak kımıldamayan piyasalarda işte sonbahardan itibaren bir hareketlik e, yaşanacağına dair bir iyimser mi demeli, naif mi demeli bir beklenti var. Ama şu anda biz pazara gittiğimizde, çarşıya gittiğimizde, e, markete gittiğimizde, Karşımıza çıkan fiyat etiketleri e, cebimizdeki yangının sürdüğünü gösteriyor. Bizim için para piyasalarındaki göstergeler en azından bugün itibariyle çok da önemli değil. Ama şu aylık e, bazdaki e, enflasyonu ve yıllık bazdaki nispi gerilemeyi demin e, açıklamaya çalıştığım e, göreceli, relatif veya nispi, Hangi kelimeyi tercih edersek edelim, ispi gerilemeyi bir açıklamaya çalışalım. Nasıl oldu da geçtiğimiz ay 19 olan sonbaharda 25 olan 25'i bulan enflasyon, yıllık enflasyon bu ay ispi olarak 15.7'ye düştü. Bunun arkasında iki temel sebep var. Bir tanesi biraz teknik bir kavram ama bu yıllık enflasyondaki gerilemeyi ee, ...anlayabilmek için öğrenmek zorundayız. Baz etkisi. İktisatçıların e, tabiriyle baz etkisi. Baz etkisi e, şu demek. Geçtiğimiz Haziran ayında... ...enflasyonda, yıllık enflasyonda... ...yani 2018 yılının Haziran ayında... ...yıllık enflasyonda bir sıçrama yaşanmıştı. 4-5 puanlık bir sıçrama yaşanmıştı. Ve e, %11.5'ten... %15.39'a yükselmişti yıllık enflasyon geçtiğimiz Haziran ayında. Dolayısıyla bugün açıklanan rakam yani geçen Haziran'ın bir ay öncesinin enflasyon oranı geçen yılın aynı ayına oranla fiyatlarda yaşanan artışı ifade ediyor. Geçen yılın aynı ayında yani Haziran ayında Fiyat artışı çok yüksek olduğu için o aya kıyasla bakıldığında bugün baz etkisiyle, baz etkisi denilen işte bu, bir gerileme varmış gibi görülüyor. Bunu biraz böyle hani bir benzetme yapalım. E, i̇ki gemi yan yana durduğunda birisi e, hareket etmeye başlarsa diğeri de, diğerindeki yolcular da kendi bulundukları gemi gidiyormuş gibi e, hisseder. Bu da... Biraz görecellikle, relativiteyle, e, nispi e, nis, e, e, ilişkiyle e, e, alakalı bir şey. Enflasyonda da kısacası böyle bir durum var. Nitekim gıda fiyatlarında da benzeri bir durum yaşandı e, bu ay. Bir istatistiki illüzyon mu demek lazım buna e, yaşandı. E, şöyle gıda fiyatları Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu sabah açıkladığı veri, veriye göre geçtiğimiz ay yani haziran ayında %1.69 geriledi bir önceki aya göre. Bu arada gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon, yıllık enflasyon %19.20 olarak gerçekleşti. Oysa bir önceki ay %28.44'tü. Yani Mayıs 2019'dan Haziran 2019'a geçerken gıda fiyatlarının yıllık enflasyonunda çok ciddi bir düşüş oldu. Yani Mayıs'ta gıdadaki yıllık fiyat artışı %28'di. Haziran'da %20'nin altına düştü. %19 olarak gerçekleşti. Şimdi bu deminki hani o iki gemi örneğiyle e, tekrar buna bakmaya çalışalım. Bunu e, rakamsal olarak baktığımızda aslında gıda fiyatlarında bir ciddi bir düşüş varmış gibi gözüküyor. Ama oysa e, biz vatandaş olarak e, markete gittiğimizde, çarşıya, pazara gittiğimizde böyle bir gerileme hissetmiyoruz. Sebebi basit. Biraz önce açıklamaya çalıştığım gibi, e, gibi. zaten geçen yazın, geçen yaz aylarında ve onun hemen sonrasında geçtiğimiz sonbahar aylarında olan oldu. Gıda fiyatlarına, çarşı pazara kallavi bir zam geldi. Bizim cebimizdeki para aynı kaldığı için cebimiz alev aldı. Piyasadaki, çarşı pazardaki yangın bir kere başladı. O yangın sönmüş falan değil. Hala markete gittiğimizde canımız yanıyor. Eski fiyatları arıyoruz. Ve bu kısa zamanda çözülecek bir problem değil. Önümüzdeki dönemde e, çarşı pazardaki yangın canımızı yakmaya devam edecek. Son olarak bir de e, tabii şu soru var. Acaba TÜİK, TÜİK'in açıkladığı rakamlar ne derece doğruyu yansıtıyor? Bu konuya ilişkin de e, birçok... T24 okurunun izleyicisinin kafasında soru işareti olduğunu benim zaman zaman bu konudaki yazdığım yazılara gelen e-mail'lerden biliyorum. Bu soruyu ikiye ayırarak inceleyelim. Bir, acaba bir rakamlarda manipülasyon var mı? Bu tartışılır. Benim sözüne çok itibar ettiğim bazı tarafsız, bağımsız iktisatçılar da TÜİK'in aslında doğru metodolojiyle fiyat ölçümü yaptığını, siyasi müdahalenin çok zor olduğunu söylüyorlar. Ama yine de tabii ki fiyat toplama süreçleri çok şeffaf bir şekilde gerçekleşmediği için bu konuda kesin bir bir hükme varmak işin doğrusu zor beni aşar. Ama ikincisi bile tabii şöyle bir durum var. Acaba e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında e, bulunan gıda e, ürünleri e, halkın tükettiği gıda ürünlerini gerçekten yansıtıyor mu? TÜİK'in açıkladığı enflasyonun yüzde yirmisi gıda fiyatlarından oluşuyor. Toplam her ay e, TÜİK uzmanları 418 tane farklı ürünün fiyat, e, fiyat artışlarına bakıyor. Oradan yola çıkarak da aylık ve yıllık enflasyonu açıklıyor. O 418 ürünün yaklaşık yüzde 20'si, tam olarak da size oranını söyleyeyim, yüzde %23 23.29'u gıda ve içecek ürünlerinden oluşuyor. Fakat şöyle bir durum var. Önceki gün bir sendika, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Halkın Enflasyonu adıyla ee, yine yıllık fiyat artışlarına dair kendi incelemesini açıkladı. Orada e, gıda fiyatlarındaki artış, e, Birleşik Kamu İş e, Konfederasyonunun yaptığı araştırmaya göre yıllık artış gıda ürünlerinde yüzde 56. Yüzde 56. Peki TÜİK'te neydi bugün biraz önce uzun uzun incelemeye çalıştığımız TÜİK'in enflasyon verisinde e, gıda fiyatlarındaki yıllık e, artış? neydi? %20'nin altına inmişti. %19.20 idi. Yani sendikaya göre, Birleşik Kamu İş'e göre %56 gıda fiyatlarındaki yıllık artış. Eee TÜİK'e göre yani devletin resmi verisine göre %20'nin altında. Bur buraya bir mim koymak lazım. Elbette iki kurumun da e, incelemeye konu ettiği ürünleri Hangi marketlerden, hangi pazarlardan o ürünlerin fiyatlarını topladığını ayrıca daha detaylı bir şekilde incelemek gerek. Şu anda en azından bizim boyumuzu aşıyor o. Ama böyle bir de bir olgu olduğunu ortaya koyalım. Birleşik Kamu İşin araştırmasına göre 56 gıda fiyatlarındaki artış. İki araştırma arasında şöyle bir farklılık var. TÜİK içinde gıda ürünlerinin oranı toplam enflasyonun içinde, devletin resmi enflasyonu içinde yüzde 23 ama Birleşik e, Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırmasında yüzde 30. Şimdi siz kendi mutfağınıza bakın, kendi ailenizin bütçesine bakın, her ay harcadığınız paranın temel ihtiyaç ürünlerine ne kadar gıdaya gidiyor? Ne kadarı başka şeye ulaştırmaya işte doğalgaza gidiyor? Gıdanın oranı işte denildiği gibi %20 ile mi sınırlı yoksa çok daha mı yüksek? E, onu kendiniz tartın ve bilin ki eğer gıdaya kendi aile bütçeniz içinden yüzde %20'nin çok daha üzerinde bir oran ayırıyorsanız sizin için enflasyon devletin açıkladığı enflasyondan çok daha yüksek demektir. T24'te yeni verilerle önümüzdeki günlerde yeniden bir arada olacağız.